Merhabalar. Steam dedektifine hoş geldiniz sevgili YouTube bradaları. Bugün yine haftalık oyunlara göz atacağız. Steam'de efendime söyleyeyim PlayStation tarafında, hatta Xbox tarafına bile ufak bir göz atacağız. Hangi oyunlar indirimde, beleş hangi oyunlar var? Bunlara bir göz atacağız hep birlikte. O zaman hızlı bir şekilde başlayalım mı? Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı da Brada'nın kanalına unutmayalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Evet, bugün yine Steam'de haftalık indirimlerde daha çok Hobbit oyunları, Lego oyunları, Hobbit değil de daha doğrusu Lego serisi oyunlarında bir takım indirimler var ama yine fena olmayan indirimler var. Enteresan fırsatlar var. Chat'ten de eğer abi şu oyun indirimde, şu oyuna bir göz at derseniz gençler, onlara da bir bakacağım. Hemen o zaman başlayalım. Beholder ilk oyunumuz bu haftaki indirimlerde, gerçekten hoş bir indirime giren oyunumuz Beholder. Bu bir siyaset simülatörü. Bir takım siyasi olayları, aslında yönetme oyunu ya. Yönetme ve biraz siyaset de var. Yönetme oyunu güzel bir oyundur. Bunun ikincisi de var ama ilkinden başlamak için bu tarz simülasyon oyunlarını seviyorsanız, ilginç de bir grafiği vardır, bu oyuna bir göz atabilirsiniz. Neden dersiniz? Çünkü gerçekten güzel indirime girmiş. Yani bir Brada'nın kaçırmayacağı bir indirim var. Gördüğünüz gibi %85'lik bir indirime girmiş ki bu bir ara bedava da verilmiş. 2016 yılında bedava verilmiş. Ondan beri de bir numarası yok. Ama 2 lira 70 kuruşa gerçekten değecek bir oyun. Sonunda ana karakterde mızrak yiyormuş. Neyin anlamadım ama. Güzel bir oyundur gençler. Güzel bir siyasi simülasyon oyunu. İkinci sıramızda, grafikleri de çok enteresan. İkinci sıramızda bu oyunu aslında ben şey için aldım. Ben bu oyunun haberini çok yaptım. Devil's Hunter ve bu oyun çıkmış. Ve gördüğünüz gibi 29 liradan 7.25'e inmiş. Yani aksiyon oyunu ama kesinlikle beklentinizi çok düşük tutun. Şöyle diyeyim, 10 üzerinden yani en fazla 55'lik bir oyun. Ama bir göz atın derim, fiyatı gerçekten ilginç. Hani bütün oyunları oynadım, param da var. Yeni çıkan bir oyun oynamak istiyorum. Bu arkadaşları daha 2019 yılında çıkan Liopi Games'e bir destek olmak istiyorum derseniz bu oyuna bir bakın derim ama yani sadece fiyat olarak iyi, yoksa oyunda bir halt yok. İnanılmaz leş animasyonları var. Bunu da geçtik. Lego serisinde dediğim gibi çok fazla indirim var. Lego oyunların hepsi indirime girmiş. Ben bu Batman Lego'yu Epic Game Store, hatırlarsanız, bedava vermişti bu seriyi. Ben bunu yeğenimle uzun saatleri oynadım ve inanılmaz zevkli. Böyle kardeşinizle, yeğeninizle oyunlara çok fazla aşina olmayan yeni oyuncularla birlikte oynanacak oyunlardır. Gerçekten çok eğlenceli oyunlardır. Tavsiye ederim. 7 lirada verilir. 2019 yılında ama 3 liraya inmiş. Tabii onu da göz önünde bulundurmak lazım. Tekrar iner mi bilemiyorum artık bu kur. Malum kur durumlarından ama yani paranızı da maaşınız da dolarla yatmıyorsa kura falan da neyse, Silivri soğuktur. Buralara çok fazla girmiyoruz. Çok güzel bir puzzle'ı da var. Efendime söyleyeyim, platformu da var. Gerçekten eşle dostla, dediğim gibi, oyunlara çok fazla hakim olmayan, kontrolcülere çok fazla hakim olmayan insanlarla da paylaşabileceğiniz gerçekten eğlenceli. Niye bunun videosu falan yok? Sadece görseller var. Çok eğlenceli oyunlardır. Ben oynadım. Yani zevkine göre 10 üzerinden 9 veririm bu oyuna ama bana verdiği zevke göre. Yoksa normal incelesek daha düşük veririz ama gerçekten çok eğlenceli bir oyundur. Tavsiye ederim. 7.75 hayli eder. Geçtik. Artık menajerlik oyunlarının tabi biliyorsunuz dönemi yavaş yavaş geliyor. 21'de Eylül, Ekim, Kasım gibi bunun mevsimi vardır. Kasım'mış. Kasım gibi yenisi çıkacak. Ama ve lakin ben çok fazla para veremem diyorsanız
%66'lık bir indirime girmiş. 74 lira. Bir önceki sezonun oyunu artık. Ya buna zaten çok fazla indirim olmuyor. Futbol Manager 2020'de yine bu hafta indirime girmiş. 219 liradan 74 liraya inmiş. Bir göz atabilirsiniz. Bunlar da Türkçe gelmedi değil mi bu oyunlara? Aa, gelmiş, Türkçe varmış. İyi. Futbol Manager'da da böyle bir indirim var. Bunu geçtik. Yine EA'nin Battlefield serisinde özellikle bu hafta bayağı bir indirim var. Steam'de de indirim var ama şöyle ki %70'lik bir indirim var. Gerçekten büyük bir oran ama abi oyunun fiyatını görünce 419 lira. Ya abi ayıptır ya. Gerçekten ayıptır. Yani artık şu oyun fiyatlarını nasıl kabullenmişsek Steam'de 419 liralık oyun görmek, dijital oyun görmek ve bu oyunu satamıyorsunuz da oynadıktan sonra gerçekten beni çok üzüyor. 125 lira bayağı bir içerik var. Verilir mi? Yani Battlefield hayranıysanız, hala almadıysanız verilir ama yani bence Battlefield 5'in şu an inmesi gereken seviye artık bir 85 lira seviyelerinde ben bu oyunu görmek isterim. O civarlarda gözünüz kapalı verebilirsiniz. Çünkü içerikleri de dolu dolu, sürekli de içerik geliyor. Ben biraz oynadım. Daha çok Call of Duty ve inanır mısınız Fortnite'a bile artık benziyor. Yani vuruş hissi olsun, oyunun hızı olsun. Battle Royale modu da var bildiğiniz gibi. Sürekli güncellendi ama sanırım artık da güncellenmeyecek. Yani içeriği dolu dolu multiplayer olarak ama yani eski Battlefield'i sevenlerin çok tatmin olacağını sanmıyorum. Gerçekten oyunun teması baştan aşağı değişti. Gerçekten İkinci Dünya Savaşı için bile çok hızlı oyun. Yani çok hızlı abi. Karakterler çok hızlı hareket ediyor. Çok fazla reflekse dönmüş. Neredeyse hiç strateji yapmıyorsunuz. Battlefield bayağı bir bence kan kaybetti. Eski arcade simülasyon karışımı, daha böyle strateji yapabildiğiniz oyun türünden çok uzaklaştılar. İyice Fortnite'a örnek alır oldular. Ama ve lakin ben hayranıyım abi. Fiyatı düşsün diye bekliyordum diyenler için gördüğünüz gibi. Yani %70 indirimle 125 TL'ye inebiliyor. Bu oyuna artık ne kadar indirim gelir bilemiyorum. Ama böyle de bir indirim var. Geçelim. Yine sürekli indirimlere giren, hatta bedava da verilen bir oyunumuz. Yine 2019 yılında 12 liraya inmiş Hollow Knight, bir macera Metroidvania oyunu, platform oyunu. Souls-like türüne de göndermeler var. Öldüğünüz zaman böyle cinnet geçiyorsunuz, başa dönüyorsunuz falan ama türü sevenlerin, Metroidvania ve platform oyunu sevenlerin çok övdüğü bir oyundur. Yani türü sevenler bu oyunu şiddetle tavsiye ediyor gençler. Türü seviyorsanız Hollow Knight'ı alıp oynayacaksınız. Böyle bir kural var. Hollow Knight'ı alıp oynayacaksınız. Ha, bedava verilmişti. Ama abi ben bu oyunu alır oynarım. Tam da bu aralar bu tarz bir oyun arıyordum. Bana ne oyunu önerirsin? Metroidvania derseniz Hollow Knight o oyundur ve %50 indirime girmiş 12 lira. Demek ki bu firma %50'den aşağı yapmıyor şimdilik. 12 lira da fena fiyat değil ya. Bedavadan biraz iyi diyebiliriz. Geçtik. Papers, Please yine indirimde. Yani bu oyunu indire indire artık bir hal oldular ama 2018 yılında 3 lira 60. Buradan da ekonomik duruma da göz atmış oluyoruz. Yani 3 lira 60 kuruşa inen oyun 2018 yılında şimdi 9 liraya iniyor. Bu bir ekonomik gösterge değil de nedir? Neyse, yine Silivri sularına doğru adeta içime küçük bir Yılmaz Özdil kaçtı. Sözcü sularına doğru gidiyorum ama Papers, Please'i oynamayan varsa çok eğlenceli bir pasaport polisi simülasyonu oyunudur. Tavsiye ederim. Türkçesi de geldi diye hatırlıyorum ben bu oyunun. Desteklenmiyor ama Türkçe altyazısı var bu oyunun. Türkçe daha zevkli. Bir takım sınırdan geçmeye çalışan bir takım tipleri özelliklerine göre yakalamaya çalışıyorsunuz. Sınırdan geçirmemeye çalışıyorsunuz. Çok eğlenceli bir oyundur. Artık anlatmayayım yani. Bu ne? Tinky Teams'in... Şuna bakayım ya, merak ettim şunu. Ha, stüdyonun indirimleri var herhalde. Bu oyunlara da indirimler gelmiş. Bu oyun yeni çıktı. Hemen indirime mi girdi ya?
Başka ne var? Paper Please. Herhalde yayıncı bunlar. Rimworld'a indirim gelmiş. Southern Valley'e artık hep aynı. %20 iniyor. Yes Your Grace'i zaten daha önce Brad'a da tavsiye etmişti. Gayet güzel seçimlerin olduğu. Geçen hafta da bunu biz anlatmıştık. O yüzden çok anlatmayacağım. Pixel Scatter var. Bir takım incik buncuk, abidik gubidik, minimal, daha çok simülasyon oyunları ağırlıklı bir indirimler şöleni. Gördüğünüz gibi Yumurcak TV gibi de bir ekran karşılıyor bize, bir rengarenk. Tiny Tony'yi de geçtikten sonra Black Wake. Ya bu da arkadaşlarla oynamalık, düşük bütçeli şey. Neydi oyun adı ya, Microsoft'un yaptığı Sea of Thieves. Düşük bütçeli Sea of Thieves. Yani 1 lira. Yani daha ne kadar düşük bütçeli olabilir ki? Aslı bunu alıp denenebilir yani sırf geyiğine. Bayağı 1 lira. Bizim anıla bu oyunu. Hamdi Kahraman burada mısın? Serverları yok muymuş? Yani 1 liralık oyun. Ama çok fazla oynayan yok ve serverlarda patlamış şeklinde bir bilgi aldım gençler. Ne yaparsın? Doğum gününde falan arkadaşına armağan edersin. Al kardeşim sana bir oyun aldım. Ya da arkadaşlarla birlikte. 1 liraya şu an ne alınabiliyor? Sakız alınabiliyor herhalde değil mi? Eskiden simit alınırdı. Artık 1 liraya simit de alınamıyor. Yani simit 1 lirası yok, 1,5 lira simit yerine, ekmek yerine bir oyun alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte eğer server bulursanız oynarsınız. Geçtik. Ya efsanelerin efsanesi. Chat yazın. Bad Company oynamayan var mı? Abi ben bu oyunu oynamadım diyen var mı? Bence gelmiş geçmiş en iyi çok oyunculu oyunlardan biridir. Ya benim için çok oyunculu oynadığım belki de düşünüyorum. Hadi Warband diyebiliriz bir numara. Ya Battlefield Bad Company de zirveye oynar öyle diyeyim. Yani bir bile olabilir. Oynadığım en eğlenceli multiplayer oyundu. Tam bir strateji oyundur. Arkadaşlarla beraber oynama, rush'ta strateji yapma oyunudur. Ama tabii hala oyuncu var mı ve çok fazla hile vardı en son. Punk Blaster'ın yeni versiyonları da çalışmıyor bunda sanırım. Bayağı hile de oluyor. Ama ve lakin 2010 yılında çıkan bir oyun gerçekten hala güncel, hala oynanabilir mi? Oynanabilir. Bu arada hikaye modu da inanılmaz eğlencelidir. Hikaye modunu da oynamanızı tavsiye ediyorum. Fiyat eskiden çok daha iyi inerdi. Gördüğünüz gibi 7 lira 35'e inerdi. Ancak sanırım bu EA'nin Steam'e geri dönmesiyle birlikte bu EA'nin oyunlarında bir zam oldu. 32 liradan aşağıda inmiyor artık. Bu oyunu 7 liraya zamanında alacaktınız gençler. Şu an ne yazık ki 32 liralarda. Devam edelim. Bad Company'yi alın derim. Evet. Sıradaki oyunumuz Medium. Ben bunu daha doğrusu aslında istek listenize atmanız için ekledim. Bu Xbox'a da gelecekti. Bu o oyun değil mi? Evet, o oyun. Hatta müziklerini Akira Yamaoka falan yapıyordu. Ben bu oyundan umutluyum. Bir istek listenize atın. Ve fiyatı da enteresan bir şekilde, muhtemelen Türkiye'de bunun dağıtımcısı olmadığı için gerçekten düşük bir fiyata çıkmış. 77 TL'ye ve üstüne %10 da indirim yapıştırmışlar. Yani bu oyunun fiyatı artabilir gençler. O yüzden gözünüzden kaçırmayın derim. Bu oyunun fiyatı artacaktır. Bence bir radarınızı alın şu Medium'u. Hatta ben de direkt alabilirim. PC kaldırır ya. Çok fazla bunun ben sistem gereksinimi isteyeceğini düşünmüyorum. Biraz Silent Hill vari, biraz Resident Evil'a sanırım benziyor. Yani umarım direkt yürüme simülasyonu türünde olmaz. Atmosferi Silent Hill'e benziyor. Şöyle alternate dediğimiz olay oluyor. Bir eskiye bir yeniye gidiyorsunuz. Yani Xbox direkt bu oyunu kendi şeyinde tanıttı.
Umarım tırt bir şey çıkmaz. Potansiyel var. Dediğim gibi müziklerini Akira Yamaoka da yapmış. Yani bir radarınıza sokun ama patlayabilir de. Gerçekten tam ortada duran bir oyun. Yani umarım yürüme simülasyonu salak salak yürüyüp aynen böyle dolandığımız bir oyun değildir. Bir takım mekanikleri, çatışma mekanikleri, bulmaca mekanikleri de vardır ama karakterin sürekli koşması da çok şey değil. Bakabiliriz sistem gereksinimlerine. Önerilen de i5 9600 istiyor. Ryzen 3700X istiyor. 16 GB RAM çok yüksek. RAM bayağı yüksek istiyor. Enteresan ve saçma bir şekilde. Evet. Bu oyuna bir bakın. Bunun fiyatı artacaktır gençler. Evet geldik. Benim sürekli öve öve ve önere önere bitiremediğim bir oyuna. Ancestors Legacy. Yani gerçekten son yıllarda oynadığım en iyi strateji oyunlarından biri. Grafikleri de muazzamdır ve direkt tarihi olayları canlandırıyorsunuz. İşte İngilizler var, daha doğrusu Saksonlar var, Vikingler var, Fransızlar var, sanırım Hırvatlar falan filan da vardı. İşte Anglo-Saksonlar yazıyor hangi şehirler olduğunu ben şu an kafadan söylüyorum. Ve her ülkenin, Almanlar da varmış, her ülkenin belli bir dönemine ait bir tarihi olayı canlandırdığınız hikaye bölümleri var ki gerçekten eğlenceli. Size böyle adım adım işte şu köyü yağmala diyor, şuraya git savunma kur diyor. Yani böyle belirli görevleri de yaptırıyor size. O yüzden o hikaye modu da çok eğlenceli. Onun dışında normal Age of Empires ve benzerleri, Total War gibi olan işte sürekli birliğinizi geliştirdiğiniz klasik strateji oyunlarına benzer modları da var. Ve bununla birlikte bir de multiplayer modu da var. Multiplayer, rank, dereceli maçlar da yapabiliyorsunuz. Yerel arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Grafikleri de çok güzel. Bayağı iyi bir oyundur. Yani eğer strateji ve simülasyon türünü seviyorsanız bence bu oyunu alın abi. 17 lira gerçekten hayli hayli eder. Yapıştırın gitsin. Ama daha yeni abi 12 liraya inmiş. Yani bu da ilginç. %78 indirime de girmiş. Yani 12 lira 17 lira arasında 5 lira var. Bilemedim. Yani bu oyunu kesin alın da tekrar fiyatın düşmesini bekler misiniz? Onu bilemiyorum. Çok iyi bir oyundur gençler. İncelemesi de Brada'nın Merlin kazanında var. Yes Your Grace'den zaten bahsettik. O yüzden bunu geçiyorum. Yine Lego. Aslında bu Legoları toplu olarak söylemek lazım. Bu da 7 liraya inmiş. Daha önce ücretsiz de verilmişti. Yine co-op oynayabileceğiniz oyunlardan. Co-op oldukça eğlenceli bir macera oyunu diyebiliriz. State of Mind da hikaye odaklı. Hamdi Kahraman bak değişik bir şey oyunu bu da. Hikaye bulmaca oyunu. Sen seversin bu tarz realizm. Fiyatı ne ama tabii? 16 lira verilebilir abi. Enteresan bir hikayesi vardı bunun. Böyle fantastik cihazlar falan var. Böyle bilim kurgu temalı bir bulmaca oyunu. Bu da yine Merlin kazandı. Bizim Furkan Güler incelemişti. Oradan bakabilirsiniz. Enteresan da grafikleri var. Gizemli de bir hikayesi var. Güzel bir o tarz eğer puzzle, adventure, macera türünü seviyorsanız bu oyuna bence bir şans verin. Fena bir oyun değildir. Öyle çok yüksek bir şeyler beklemeyin ama 16 liranın karşılığını alırsınız ve bu türü emcüklediyseniz, her şeyi oynadıysanız yardırın gitsin. Bu ne? Bunu niye escort ya ben bunu geyiğine açmıştım ama böyle de bir oyun varmış. Escort. Saçmalık ya. Evet. En son beleşlerden bahsettik. Remnant from the Ashes, Alto Collection ve yakında da Gods Triggers ve Enter the Gungeon oyunları verilecek. Epic Games Store'da göz atın. Troy'u da almadıysanız yapıştırın gitsin gençler. Bunları da aldık. Xbox Game Pass'te abi burada bakalım bir şey çıkacak mı? Humble Bundle'da yeni bir şey yok. Yeni bir bundle paketimiz yoktur Humble Bundle'da.
O yüzden bunu da geçtik. Ücretsiz oyunları zaten söyledim. Yaz indiriminde PlayStation'daki oyunları geçen hafta söylemiştik. Bakıyorum yeni bir şey eklenmiş mi? Yeni bir şey eklenmemiş gibi. Ghost Recon 80'li fiyatlara düşmüş. Tekken'i önermiştim zaten geçen hafta. Yani geçen haftadan çok farklı bir şey yok. O yüzden ona bakamayacağım. Bu arada Microsoft'un sayfası da patladı. Evet, buradalarımız. Bence güzel oyunlar önerdik. Yani Steam indirimlerinde bu hafta güzel. %70 civarlarında indirimler olmuş. Bence o indirimleri kaçırmayın. Bu hafta da Gabe Reyes bize gerçekten kıyağını geçmiş. Fena oyunlar yoktu diyor. Ve bu tükürdüm biraz ama. Ve bu haftaki Steam dedektifinin de sonuna geliyoruz. Önümüzdeki haftalarda aynı gün aynı saatte enteresan bir şekilde buradalar YouTube'da olmayı unutmayınız efendim. Evet. Bir saniye şuradan. Ya bir kere de şu kapanışımı hızlı bir şekilde yapabilsem yine yapamadım. Dur şöyle yapacağım. Evet. Bir sonraki Steam dedektifinde görüşmek üzere buradalarımız. Hoşça kalın.